Merhaba dostlar. 19 numarayı çözeceğiz bu videomuzda arkadaşlarım. Rasyonel sayılarda 19 numara. Debirli ondalık sayılardan soru sormuş hocamız bu köşe taşında kardeşlerim. Başlayalım bakalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle birinci sorumuz ne diyor? Bir görelim. Şimdi debirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmeyi öğreneceğiz arkadaşlar burada. Kesirli bir şekilde yazmayı öğreneceğiz hemen birinci videomuz, birinci sorumuzda. Bakın şöyle yapıyorum dostlar. Şimdi sayıyı virgül yokmuş gibi, devreden mevreden yokmuş gibi davranıp şöyle aynen yazıyor. 1524 diye yazdım. Tıpatıp aynısını arkadaşlarım yazdım. Ne virgül var ne devreden var. Şu çizgi devreden demek. Bunun gerçek yazılışı şöyle yani arkadaşlarım. 1,5,2, 4'ün üstünde devreden var. 4,4,4,4,4 diye gidiyor bu sonsuza kadar. 4 devrediyor diye okunur kardeşlerim. Şimdi biz ne yaptık? Rasyonel sayıya çeviriyoruz. Kesirli sayıya çeviriyoruz bu keratayı kardeşlerim. Sayıyı aynen yazdık. Eksi. Şimdi devretmeyen kısmı yine devreden kısmı şöyle görmeyin arkadaşlarım 4'ü. Devretmeyen kısım ne oldu şöyle okursanız? 1 virgül diye okumayın. Virgül yokmuş gibi davranın. 152. 152 şeklinde de bunu yazdım goberler. Neymiş kural? Sayıyı aynen yaz. Eksi. Devreden kısmı kapat. Geri kalan kısmı yaz. Aynı şekilde. Virgül yokmuş gibi. Bölü. Şimdi paydaya dikkat edin arkadaşlar. Paydayı yazarken bu kısmı yazdığımda sadece virgülden sonrasıyla işim var arkadaşlarım. Virgülden sonrasına bakıyorsunuz. Virgülden sonrasına bakalım. Kaç tane sayı devretmiş? Bir tane rakam devrediyor değil mi? 4. Bir rakam devretti. O halde buraya bir tane 9 yazıyor. Kaç tane rakam devretmemiş? 2 rakam da devretmiyor. 5 ile 2. O yüzden buraya 2 tane de 0 yazıyorum. 900 oldu kardeşler. Olay bu. Çevirmenin ana mantığı bu kardeşlerim. Tamam mı? Olay basit. Hadi şimdi şu işlemi de bir çözelim. 1524'ten 152'yi çıkartıyorum dostlarım. 2. 12'den 5 çıktı 7. 4 kaldı burada. 4'ten 1 çıktı 3. 1372 bölü 900'müş bu sorunun cevabı arkadaşlarım. Hatta bunu da sadeleştirelim. 4'e bölelim direkt arkadaşlarım. Şunu 4'e bölerseniz 343, şunu 4'e bölerseniz 225 geliyor. Yani sorumun cevabı Edirne çıkıyor kardeşler. O sadeleştirme kısmını ben de kopya çekerek yaptım, merak etmeyin. Edirne şıkkını görünce direkt işaretledim. Siz yavaş yavaş yapacaksınız mecbur arkadaşlar. Geldim 2 numaralı soruya. Bakalım ne diyor. Şimdi eğer ki şöyle 0 virgül bir şey devreden varsa burada işimiz kolay. Bak şöyle ezberleyin dostlarım. Hiç yukarıdaki kurala gerek yok az önce öğrendiğin kurala. Bu 1 ya. 1 bölü 9 demek bu. Artı 3 bölü 9 artı 5 bölü 9 artı 7 bölü 9 artı 9 bölü 9 demektir. Olay bu. Hadi toplayalım. 9, 1 daha 10. 5, 3 daha 8, 18 yaptı. 18'e 7 ekledim. 25 çıktı dostlarım. Paydada da 9 var. 25 bölü 9'muş sorunun cevabı. Şimdi şuna gelelim kardeşlerim. 0,4 artık 4 bölü 9 demek. Bunu biliyoruz. K. Şimdi M'yi de söyleyelim arkadaşlarım. İstersen normal az önce öğrendiğimiz taktikle yap. İstersen şöyle bir kolaylık da var kardeşler. Eğer devreden kısım sadece 9 sayısıysa, yine hocam yukarıda pratik yol olarak vermiş bunu. Onu bir kez de okumanızı tavsiye ederim dostlar. Eğer sadece 9 devrediyorsa siliyorsun bu 9'u. Kalan sayıyı 1 arttırıyorsun arkadaşlar. Şurada 1 kaldı ya. 1 arttır 2. Yani şu 1,9 devreden 2 aslında demekmiş. Ha biz bir de normal yolda yapalım M'yi. Şimdi sayının aynısını yazdım. 19. Devretmeyen kısmı yazacağım şimdi. Devredeni kapattım. Bir tek 1 kaldığı için 1'i yazdım. Eksi 1 olarak çıkartıyorum. Bölü. Virgülden sonra kaç rakam devrediyor? 1 rakam. 9. Kaç rakam devretmiyor virgülden sonra? Devirsiz rakam yok. O yüzden 0 yazmıyor. 19'dan 1 çıktı. 18. Bölü 9'dan M'yi de 2 bulduk dostlar. Şimdi bize düşen yerine yazıp toplama çıkartma yapmak. Hadi bunu da yapalım. K ile M'yi toplayın diyor. Yani 4 bölü 9 ile 2'yi toplayın. Bölü 4 bölü 9 ile 2'yi çıkartın diyor. Hadi yapalım.
Nasıl yapıyorum? 9 ile 2'yi çarp 18. 4 ile topla 22 bölü 9 bölü. 9 ile 2'yi çarp 18. 4 eksi 18. 4'ten 18 çıktı. Eksi 14 bölü 9 da burası geldi kardeşler. Hadi şimdi birincisi aynen duruyordu. 22 bölü 9 çarpı diyorum 9 bölü eksi 14'te bunu yazdım. 9'lara bay bay dedim. 22 bölü eksi 14 yani 2'ye bölelim. 11 2'ye bölelim eksi 7. Adana şıkkımız doğru cevapmış. Geldik son sorumuza. A artı B değeri nedir diye soruyor. Bakın şimdi A sayısı aslında şu. 0,1. Bakın neresi takip ard arda peş peşe gidiyor aynı şekilde. 26, 26, 26 şeklinde ilerliyor. Yani 1,26, 0,126 ama 26 denilen amca devrediyor kardeşlerim. Peki bunu bir çevirelim A'yı. Sayıyı aynen yazdım. 126. Sıfırı başa yazmadım. Eksi. Devredeni kapattım. 0,1. Yani 1 kaldı. Bölü. Virgülden sonra 2 tane rakam devrettiği için 2,9. Bir rakam devretmediği için de 0 yazdım arkadaşlar. Yani bu 125 bölü 990 geldi. Bunu sadeleştiririz gerekirse birazdan. Şimdi B'yi de bulalım hemen. B'ye bakın 1,2'yi yazıyorum. 2,2,2,2 diye gidiyor. Yani sadece 2 devrediyormuş dostlar. O yüzden bunu da çevirelim hemen kolay olacak. 12 eksi 1 bölü 9. Yani 11 bölü 9 geldi kardeşlerim bu da. Peki şimdi ne diyordu bize? Bu iki amcayı toplayın diyor. Hadi toplamaya çalışalım dostlar. 125 bölü 990 ile 11 bölü 9'u toplayacağız dostlarım. Ben çok uzatmayayım isterseniz kardeşler. Bu toplama işlemini artık siz rahat yaparsınız. Basittir. Denizli'ymiş sorunun cevabı. Uzatmadan geçiyorum kardeşlerim. Evet. 20 numaralı köşe taşımızı çözmeye çalışalım şimdi. Ya da 20'yi bir sonraki videoya saklayalım arkadaşlar. 7 dakika falan olmuş şimdiki videomuz. Toplamda 10 dakika çekme hakkımız var bu kamerayla. O yüzden burada durayım ben. Hiç yarım kalmasın. Arkadaşlar merhaba. 20 numaralı köşe taşını çözeceğiz beraberce. Vakit kaybetmiyorum arkadaşlarım. Yine devirli ondalık sayılardan sorumuz var bu 20 numarada. Fakat harflendirme yaparak verilmiş arkadaşlarım sorular. Bakın hiç korkulacak bir şey yok dostlarım. Şimdi bu şekilde oran soruluyorsa işimiz kolay. İkinci sorudaki gibi eğer eşittir insanında bir rasyonel ifade varsa burada yukarıda yapacağım yöntemi yapamayacağız dostlarım. Şimdi burada ne yapacağız öğretmenim? Burada şu A denilen sayıya canımın istediği bir değer sallayacağım arkadaşlarım. 1'de, 2'de, 3'de bir rakam söyle de ne istiyorsan söyle. Ben 1 diyorum dostlarım. Bakın soru şu hale dönüyor. 1, virgül, 1 devrede. Bölü 0, virgül, 1 devrede. Şimdi bu birinci kesri yapalım hemen isterseniz. Şuranın sonucunu bir bulalım dostlarım. 1, virgül, 1 devreden ne yapıyorduk? Sayıyı aynen yaz. Eksi devretmeyen kısmı çıkart. Bölü, şimdi virgülden sonrasına bakıyorum. Bir tane rakam devrettiği için 9 yazıyorum. Yani burası 10 bölü 9 çıktı. Şimdi alttakini yapalım. Bunun kolaydı. Öğrenmiştik. 0 virgül bir şey devrediyorsa 1 bölü 9 diye yazın demiştik. Değil mi kardeşlerim? Bu da 1 bölü 9. Yani ne çıktı? 10 bölü 9 bölü 1 bölü 9. Şimdi 10 bölü 9 aynen duracak. Çarpı 9 bölü 1 diyeceğim. 9'lar gitti. 10 bölü 1'den bu adam 10. Sıra geldi ikinciye. Artı 1 virgül 1, 1 üstlük en son 1 devrediyor. Bölü 0 virgül 0, 1 devreden. Şimdi hadi şunu yapalım önce üsttekini. Sayıyı aynen yazdım. 111 eksi devredeni kapattım. Geriye 11 kaldı. 11'i yazdım. Bölü, şimdi dev virgülden sonrasına bakıyorum arkadaşlarım. Bir devreden var, bir devretmeyen var. Yani 90 var. Bu da ne yaptı? 100 bölü 90. Şimdi alttakini yapalım. Sayıyı aynen yazıyorum. 001 yani 1. Eksi, devretmeyeni kapattım. Geriye 00 kaldı. Yani 0 kaldı. 0'ı çıkarttım. Bölü, virgülden sonrasına bakıyorum dostlar. Bir devrediyor, bir devretmiyor. 1, 9, 1, 0 yazdım. Bu da 1 bölü 90 çıktı.
Şimdi neymiş? 100 bölü 90 bölü 1 bölü 90. Direkt cevabı söyleyeyim ben arkadaşlar. 100 geldi burası. İkincisini de bulduk. Hadi şimdi üçüncüsü için biraz yer açayım dostlar. Şu silgiyi alayım. Şurayı bir temizleyelim. Üçüncüsünü yapıyoruz birlikte. 1 demiştik dostlarım. 1, 1, 0. Yani 110. 1, 1, 11. Hemen 11'e bölelim 1, 11'e bölelim 10. Bu da 10 çıktı dostlarım. Sonuncu kesrimizde 10 geldi. Toplamlarını soruyor. Edirne şıkkımız doğru cevaptır. Geldik 2 numaraya. Şimdi, burada eşittir 1 bölü 16 var kardeşler. O yüzden canımın istediği bir rakam yazamayacağım buraya. Mecbur şu işlemi yapacağız dostlarım. Şimdi şu sayıyı aynen yazalım. 00x yani x. Eksi, devredeni kapattım 00 yani 0 bölü. Virgülden sonraya bakıyorum. Bir devretti, bir devretmedi 90 yazıyorum. 9'da 0. Bölü, geldik alttakine. Sayıyı aynen yazıyorum. X, Y. Bakın bu X çarpı Y değil. X, Y. İki basamaklı bir sayı. Eksi, devredeni kapattım 0x yani x var arkadaşlarım. Bölü, virgülden öncekini kapattım. Sonrasına bakıyorum. X, Y. Y devrediyor. Yani biri devretti, biri devretmedi. Eşitmiş 1 bölü 16'ya. Şimdi düzenleyelim burayı. Şunu ters çevirip çarptığımda şu 90'lar gidiyor dostlarım. Şöyle bir şey kaldı. Yukarıda x, aşağıda da bakın x, y gibi bir iki basamaklı sayı var. Şimdi iki basamaklı sayıyı çözümlemeyi öğrenmiştik biz daha önceki bir videomuzda. Burası 10'lar, burası 1'ler basamağıydı. Şöyle yazılıyordu. 10 tane x artı bir tane de y var diye yazıyorduk dostlarım. O halde öyle yazalım. 10x artı 1y eksi x de buradan geldi. Şuradaki eksi x'i yazdım. 1 bölü 16'ymiş. İçleri dışları çarpalım. 16 ile x'in çarpımı 16x. 1 ile şurayı çarpıyorum. 10x artı y eksi x geldi. Şimdi 10x bu tarafa attık. 6x kaldı. Eksi x bu tarafa geldi artı olarak 7x oldu. Eşittir y. Ne diyor bize? Y bölü x nedir diye bir soru sormuş dostlarım. Y bölü x. Y yerine ben 7x yazabilirmişim. 7x bölü x'i soruyor. X'ler gitti. Adana çıktı sorunun cevabı. Hadi gelin şunu yapalım şimdi. Başlayalım. Şimdi bunu da bir çözümleyelim arkadaşlar isterseniz. Şöyle bir başlıyorum. A, B'yi yazdım. Eksi. Devredeni kapattım 0'a. Yani A'yı yazdım. Bölü. Paydamıza bakın. Virgülden sonrası için yazıyorum. Bir devretmeyen, bir devreden var. 9'la 0'ı pakettim. Artı. Şimdi aynı şeyi bunun için yapalım. BA eksi B bölü 90'ı da yazdım buraya dostlarım. Şimdi paydalar eşit olduğu için bir tane payda da yazalım bunu. 90 paydasına çevirelim. Şimdi üstlere dikkat edin. Bakın AB yine iki basamaklı sayı. Yani şöyle yazılacak. 10A artı B. Bir de eksi A var. Onu da yazdım. Artı. Şimdi şurayı geçtim. Şu kısmı. 10B artı A. 10B artı A. Bir de eksi B var. Şimdi düzenleyelim. B eksi B ile gitti. Eksi A artı A ile gitti. Ne kaldı geriye? 10 tane A artı 10 tane B bölü 90. Yukarıyı 10 parantezine alsak A artı B bölü 90 geldi dostlarım ki şu 10'la şu 90'ı sadeleştirirsek 9 kaldı. A artı B'yi de 5 vermiş bize. Cevap 5 bölü 9. Şimdi hangisi 5 bölü 9? Bakın Bursa bağıra bağıra ne diyor burada? Hani 0 virgül bir şey nasıl çözüyorduk? Direkt bu sayı bölü 9. 5 bölü 9 o zaman bu Bursa çıktı. Şu sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın bir numaraya çok benzeyen bir sorudur bu. Ne yapacağız hocam burada? A'ya canımın istediği bir değer vereceğim. Çünkü eşittir bir şey yok burada. Benden direkt sonucu istiyor zaten. Oranı istiyor. Hadi A'ya 1 verelim. Soru şu hale döndü. 1,01 1 devrediyor. Artı B'ye de 1 ver. İstersen 2 ver. Fark etmez. İstersen 3 ver. Ben yine 1 vereyim. 1,01 1 devrediyor. Bölü 1 artı 1 geldi arkadaşlar. Hadi çözümleyelim şimdi bunu. Şurayı açıyorum. Sayıyı aynen yazdım. 101 eksi devredeni kapattım. 1,0 yani 10 bölü virgül öncesini kapattım. Bir devreden bir devretmeyen var yani 90. Artı bu da tıpatıp aynısı yani 101 eksi 10 bölü 90'da bu geldi. Bölü 2 var bir de dostlarım.
Devam edelim düzenlemeye. 101'den 10 çıktı. 91 bölü 90. 2 tane var bu 91 bölü 90 çarpı 2 olacak arkadaşlarım. Ne geliyor buradan? Bir de bölü 2'miz var hatta burada. Onu da yazalım paydadaki 2'yi de ki şunlar sadeleştiğinde bakın bir tek 91 bölü 90. Yani Denizli şıkkımız doğru cevap oldu dostlar. Evet arkadaşlar, çok güzel bir kitabı çözüyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Soruları çözdükçe daha da çok hoşuma gitmeye başladı kardeşler kitap. Soruları yazan hocamızın ellerine, kollarına sağlık, beynine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.